Sevgili izleyiciler, biz Aydın'da Heykeltıraş Atölyesi'ndeyiz. Yanımızda buranın işletmecisi ve aynı zamanda sahibi Mustafa Bey var. Bakalım neler konuşacağız, nelerden bahsedecek? Hemen röportajıma başlıyorum. Öncelikle merhaba, kendinizden Merhaba. Kısaca biraz bahseder misiniz? Hoş geldiniz. Ben Mustafa Tunçay, 1973 Almanya doğumluyum. Aydınlıyım ama 17 yıl bir İstanbul hayatım oldu. 12 yıldır Aydın'da yaşıyorum. Marmara Güzel Sanatlar mezunuyum. Heykel yapıyorum, heykeltıraşım. Şehirlere heykel yapıyorum. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Peki kaç yıldan beri, kaç seneden beri heykel yapıyorsunuz? 97 mezunuyum. Aslında hiç bırakmadım ama 12 yıldır aktif heykel yapıyorum Aydın'da. Genelde müşteriler, daha doğrusu işverenler, belediyeler, yerel yönetimler, valilik, genelde anıt heykel yapıyorum. Yani genelde kurumsal şirketlere hizmet veriyoruz ama haricinde kurumsal olmayan şirketlere de her türlü heykeli yapabiliyorsunuz. Tabii, doğru mudur? Tabii, doğrudur. Her şeyi yapabiliyoruz. Peki Mustafa Bey, ne tür heykeller genellikle yapıyoruz? Yani bunun şekli, boyutu, biraz bahsedersek bunlardan aslında. Genelde büyük heykeller oluyor. 3 metrenin üzerinde. En son yaptığım heykellerden biri 7,5 metre Alparslan heykeli. Şaha kalkmış atlı bir figür. Şu an Aydın'da. Onun dışında genelde büyük heykeller. Yani küçük heykel pek yapmadım deseniz olacak. Şimdi Mustafa Bey, kurumsal şirketler haricinde kişiye özel de heykeller yapıyoruz ama merak ediyorum ve izleyicilerimiz de mutlaka merak edecektir. Ne tür heykeller yapıyoruz? Özel şahıslara genelde ölmüş büyüklerin heykelleri, büstleri oluyor. Kurumsalla yaptığım heykellerde de genelde kahramanlar, yaşanmış olaylar. O aşamadayız şu an Türkiye'de. Yani çok böyle, nasıl diyeyim, modern heykellere pek yer veremiyoruz. Ama o zamanlarda gelecektir umarım. Bu heykeller nasıl bir yapımdan geçiyor? Yani nasıl oluşturuluyor? Yani şekli, görüntüsü, malzemesi, yapısı. Yani içeriğinden biraz bahsedersek en azından bilmeyenler için bilgi aktarmış oluruz. Ve ilgi duyanlara da en azından biraz aydınlatmış oluruz onları. Tabii önce proje aşaması var. İstenen heykelin ne olacağı, çizim aşaması var. Tasarım hali bittikten sonra hangi tasarımı onayladıysak onun bir konstrüksiyonunu yapıyoruz metalden. Genelde yaptığımı söylüyorum. O konstrüksiyonun üzerine çamur yığıyoruz. Bu arkamdaki bitmiş bir heykelin artık dağılma hali. Kalıba alındı, ürün çıktı ve finale ulaştık. Şimdi yıkıyoruz bunu. Bu çamuru sıfır hatasız hale getiriyoruz. Hiç hata olmaması gerekiyor. Sonra onun üzerinden kalıp alıyoruz, fiberglass. Onun içerisine tekrar fiberglass döküyoruz. Dikilen heykel de o oluyor. Bazen belediyeler, işverenler bronz istiyorlar. O zaman o döktüğümüz polyester heykel bronz atölyesine gidip bronza çevriliyor. İşlemler bunlar. Bazen mermer heykel istenebiliyor. O dolu kütleyi oyarak yapılan bir teknik. Burada ise ekle çıkar tekniği. Çamur daha hızlı ilerleyen bir iş. Mermer biraz daha yavaş yapılan bir senaryo, öyle diyeyim. Efendim, biz sizin için Türkiye'yi gezmeye devam ediyoruz. Bugün de Mustafa Bey'le, heykeltıraş mesleğini icra eden Mustafa Bey'le çok değerli bir röportaj gerçekleştirdik. Lakin artık sonuna geldik. Çok memnun olduk bizi burada ağırladığınız için. Sizin için şehir şehir gezmeye devam ediyoruz efendim. Siz bizi takip etmeyi unutmayın. Sevgiler, saygılar.